Aferin kız, süper marizlemişsin şerefsizleri. işte. Aman gözünü seveyim, bundan sonra daha üstürüplü dön. İz falan bırakma suratlarında. Tamam, bırakmayız. Okul çıkışında falan yakala, bekle, sabırlı ol. Tam çıkıştayken teker teker indir hepsini, mevzu bitsin. Öf, ne diyorsun baba ya, zaten asabım bozuk. Allah ne ya, asabım bozuk olacak eşek. Ne güzel marizlemişsin lavukları, görmedin mi? Seni görünce hepsi de titreme geldi. Biraz relax ol da. Nasıl yani? Rahatla deyince rahatlıyor mu insan kardeşim? O ben, babam ben. Senin karşında sınıf arkadaşın yok, kendine gel. Olsa ne olur lan? O ben. Tiklenme bana bak. Bugünü el birliğiyle rezil etmeyelim. Bugünün neresi güzel lan? Dalga mı geçiyorsun benimle? O ben. Kendine gel diyorum, anlamıyorsun galiba. Hayda, ulan ne desek suç oluyor sana. O zaman üstüme gelme kardeşim. Mazeretim var benim, asabiyim ben ulan. Yeter artık. Tamam, o bendeyim. Bir saniye bak, bir şey izah edeceğim. Öyle ne kadar yap baba? Hepsine 500 veriyorum. Vallahi kurtarmaz abi. Bari 1500 ver. Neyi kurtarmıyor lan? Şerefsiz, nihayetinde çaldın ya bunları. Çaldım ama masraflarım var abi. Bari 1300 ver gideyim. Ya oğlum, masraf dediğin nedir ki lan? Bir tane kadın çorabı işte. Tamam o zaman. Vermeyeyim ben sana para. Polisi arayayım. Gelsin hem sana yardımcı olsun. O kadar masraf etmişsin. Beraber taşıyın karakola. Tamam lan. Alçak herif. Ver 1300'ü. Ha şöyle, ya başka sıkıntılı olmasın, bak hallederiz böyle şeyleri. Ben seni her zaman bekliyorum, ne zaman başın sıkışsa gel. Bir dakika, al bakayım, hayrını gör. La oğlum, şu kadın çorabını çıkart kafandan, gerizekalı. Seksi olduğunu düşünüyor galiba. Yürü! Ana! Gördün mü lan, dingile bak, işten çıktığı gibi gelmiş bir de gerizekalı ya. Hoş diyorsun, güzel diyorsun, eğleniyorsun da bu çok tehlikeli, farkında mısın bilmem. La oğlum, bizim görevimiz tehlike lan zaten. Allah Allah, baksana 500 liraya nasıl kapattın 5000 liralık malı? Kolay mı oluyor lan bu işler? Tapir, öğren lan, tapir. Polis gelse? La oğlum, polisin ne işi var lan bizim dükkanda? Manyak mısın sen? Nereden biliyorsun? Ya gelirse? Oğlum, niye kıllandırıyorsun lan durup dururken insanı? Sabah sabah polisin dükkanda ne işi var, manyak mısın nesin? Toparla şurayı. Lan! Dövmeden ne alıyorsun karı? Elin ayağın kırılsın hayvan. Bak, hala. Hap, birader ne yapıyorsun ya? Git yengeyi başka yerde döv. Tükenlerini kapatma. Hadi git hadi ya. Başka yerde döv. Hadi başka yerde döv hadi. Nikahlı karımı nerede döveceğimi sana mı soracağım lan? Ya tamam, doğru söylüyorum. Bak senin de dediğin gibi nikahlı karın ama tükenlerini kapatma kardeşim. Git başka yerde döv karını. Dövme yeri mi burası ya? Sana ne lan? Git içine bak lan. Sana ne dedim Şenol? Allah razı olsun abim. Vur vur, ellerim dert görmesin. Ya tamam, sen de bir de git ya. Bir de git halin etmişsin, sizle mi uğraşacağım? Kapatma kızım dükkanın önünü. Ne var lan? Koş 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 koş. Oğlum haberin göbeğine düştü lan. Çek 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 çek. Kaldım öyle görünmez. Böyle görünür Şenol. Lan! Psikopat etme lan adamı! Lan! Lan! Eşer, bak geberteceğim seni ha. Ne yaptım ki abi ben? Yavrum bak, bir kere söyledim, bir daha söyletme bana. Sinirleniyorum diyorum. Agulu gulu 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 gulu. Sinirleniyorum. Agulu gulu. Oğlum sen ne biçim bir insansın lan? Hayvanla hayvan oluyorsun. Ne acayip bir adamsın sen ya. Agulu gulu 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 gulu. Ya yavrum, şu telefonuna bak. Alo. Ha nanacığım, söyle. Kim? Yarası mı? Ah nanacığım,
Ben sana defalarca söyledim, o ilacı zamanında al. Bak, o ilacı zamanında almadığın için... Efendim nene? Ha nene, ver gitsin, ver gitsin. Hiç ilgilenmiyorum ben artık. Yok yok, ben ilgilenmiyorum neneciğim. Hadi ellerinden öperim, bay. Oğlum senin bu nenen kafadan çatlak galiba. Ne yapsın abi, 121 yaşında ya. 121 yaşında. Ulan nedir lan bu, deniz kaplumbağası mı bu kadar yaşıyor? Vallahi 121 yaşında. Dişleri 3 sefer döküldü, 3 sefer tekrar geri geldi. Yavrum siz nasıl bir familyaymışsınız ya? Ben sizi hakikaten çözemedim ha. Şaka yaptım aslan abi. 55 yaşındadır. Ama biraz erken kartlaştı. Tabii yaşlılık erken çöktü üzerine. Ha. Ninnelere bak be. Hadi. Tamam abi. Hadi be. Hadi. Beşerciğim sessiz sessiz. İnsan diliyle, hayvan diliyle değil ya. Tamam abi. Siz. O kim ki beni istemiyor be? O ya istemiyor işte. Zorlama kardeşim. Atma lan. Beni kim istemez? Hadsizler ordusu. Ben istiyorum vallahi. Sbe, ne yapayım ben seni ya? Demans. Tamam madem çok istiyor, al işte sana kısmet vallahi. Sonuçta sana kalıyor. Ne yapıyorsun ya? Şimdiki planın, hedefin ne? Açıkla çabuk. Seni çözmeye çalışıyorum. Sen de çık parayı al götür şunu buradan. Ya hangi şunu? Hangi şunu? Beni mi? Olmaz. Bir dakika biraz daha düşünelim. Niye düşünelim? Ben çok istiyorum seni. Ben seni istiyor muyum bakalım? Al. Al bakalım. Al, al. Üstü kalsın. Hayır. Evet. Bereket versin hanımefendiciğim, iyi günlerde kullanın. Beşer oğlum. Efendim abi. Gel bu tarafa, hanımefendinin dilerini arabaya kadar götürüver bakayım, hadi, hadi. Tamam abi. Çok teşekkür ederim, iyi günler, nice seneler. Mutlu yıllar diliyorum hanımefendi, size de görüşmek üzere. Jungle Bey, Jungle Bey, Jungle Jungle Bey. O ben. Ya ne yapıyorsun sen ya? Şişt, göründüğü gibi değil kızım, anlatabilirim, mevzu başka. Daha ne kadar doğru anlayabilirim kardeşim. Jingle bells diyorsun, hindi satıyorsun. Şaka mı lan bu? Şşt, öyle lanlı manlı konuşma ayo. Sana anlatırız dedik. Hem senin ne işin var burada? Sen bu mevzulara karşı değil miydin? Yavrum karşıyım da işimdeyim, gücümdeyim. Ben ekmeğime bakıyorum yani. Ticaretin afilli tarafındayım. Aptal, öyle tip tip bakıp bana hareket yapıyorsun, bir de sinir koyuyorsun. Ne oldu? Annem ve anneannem ricacı olarak gönderdi beni. Yemin et. Vallahi. Eve geri dönmeni istiyorlar. Hatta bugün bütün süsleri indirdiler. Harbi mi diyorsun? Evet, yemin ederim. Anneannem yılbaşı partisini bile iptal etti. Yalan söyleme lan. Ya ne yalanı söyleyeceğim ya? Tabii bu hallerini görseler yazık. Sen şimdi bu hallerimizi falan söylemeyeceksin kızım. Biz ekmeğimizdeyiz, işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Ne varmış halimde? Söylesem ne olur, inanmazlar ki. Of! O ben, bazı şeyleri anlaman lazım. Aramızda kalacak mevzuları değerlendireceğiz işte. Sen de gidip evdekileri anlatmayacaksın. Koy bakayım şunu cebine. Yılbaşı açlıdır. Zaten kuş kaçtı. Ulan bir sifta yapamıyoruz. 4 tane muhabbet kuşu kaçıyor. Şu kuşu al da gel çabuk çabuk. Şuraya bak arkadaş. Bir gözükmüyor ya şu desenlerden. Ulan meyveş, insan bir düz alırdı şu salona. Tamam. Kalkabilirsin. Vallahi mi diyorsun? Bir daha söylettirme bana, kalk. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Kalkmayaydım, inanır mısınız? Kambur kalıyordum burada, belim ayrıldı. İyi ki kalmamışsın. İşim bittiyse ben çekilebilir miyim odama? Biraz yatacağım da. Ne yatması be? İşe gitmeyecek misin? İş mi? Bu saatte mi? Evet. Git kahvaltıyı hazırla. Kızları ben uyandırırım. Kahvaltı mı? Ben. İstersen ben hazırlarım. Sen bilirsin. Tamam, tamam. Anlaştık. Gerek yok Asalet Hanım. Ben hallediyorum. Kahvaltı dediğiniz nedir ki? Çekilebilirsin aslan. Çok sağ olun. Ah babam bana oku dedi de okumadım biliyor musun? Yani sizi de şey yapmayayım ama. Ya kahvaltı hazır deyin bana ya. Deyin ya ne olur ya of. Hazır değil ama şimdi hazır olacak civciv. Kim yapacak o kuyağı bize? Dilsiz uşak aslan. Sama sama aç karnına gülmek zor oluyor.
Anne, iyi ki delirdi bu. Anneciğim söyledi bana şöyle güzel bir portakal suyu sıksın. Hadi. Tamam civcivim. Aslan! Portakal suyu sık. 3-5 bardak. Sıkıyorum. Sıkıyorsun değil mi aslan? İş yapıyoruz şurada. Al sana portakal. Al. Ne yapıyorsun baba ya? Görüyorsun ki portakal sıkıyorum kızım. Ya baba daha ikinci günden canavara bağladın. Ya gel şunu söyleyelim anneme ne olur. Söylemem diyorum kızım, sen anlamıyor musun ya? Ben anneli lise mezunuyum diye tavladım. Gerçekten anam tav oldu zannediyorsun. Lise mezunu olmadığımı duyarsa tav olmaktan vazgeçer. Ama ben biliyorum yapacağımı. Önce ilkokulu bitireceğim. Sonra liseyi bitireceğim. Göstereceğim onlara, sen merak etme. Ben hırslıyımdır yani, anlatabiliyor muyum? Ama önce şu portakalları sıkmam lazım. Aslan! Kapı! Tamam, açıyorum. Kadına bak ya. Aslan! Diyorum. Buyurun benim, duymadım. Orada şey yapıyordum, portakal suyunu sıkarken su kağış yaptım biraz. Şey olsun diye. Sok dilini içeri. Tamam. Aslan, daha ne kadar bekleyeceğiz? Annen odaya girene kadar. Ya bir şey yaptığımızı zannederse? Öyle zannetsin diye bu kılığa girmedik mi kardeşim? Peki ya gelmezse bu gece? Sence öyle bir gece oldu mu bugüne kadar? Olmadı. E daha ne? Olmadı. Televizyon seyredelim bari. O benle barıştın mı? Yok. Artistik yapıyor bana şerefsiz. Söz vermiyor. Kusura bakma Aslancığım ama kız haklı. Nasıl haklı yavrum ya? 20 tane erkekle sahaya çıktı. Ya hayatım baştan karşı çıksaydın o zaman. Neyine karşı çıkayım yavrum? Benim haberim mi var böyle bir şeyden? Geldiğimde lades olmuştum zaten. Ben nereden bileyim erkek takımına girdiğini? Kız takımında oynuyor zannediyordum. E ne olacak yani şimdi? Yani kızın spor hayatı başladı gibi bitecek mi? Elini ayağını indir. Bak bana yatakta hareket yapmam. Evet. Hocasıyla konuştum kardeşim. Ben takip ediyorum. Ben öyle bir babayım yani. Hı. Voleybol takımına alacaklar onu. Voleybol mu? Evet, voleybol. Tamamıyla kız takımı gidip orada takılsın. Bu ne? Voleybol. Ben de böyle bir şey diyorum işte. Fena değil canım. Estetik en azından. Ben de onu diyecektim hayatım. Hep böyle donla mı oynuyor bu voleybolcular? Don değil hayatım onlar. Şort. Hayatım dense de don, denmese de don yani. Görüyorsun işte, görünen köy kılavuzu ister mi bak? Ay aslan, gerçekten böyle bir şey düşünmüyorsun herhalde. Ya gerçekten ne düşündüğümü bilseydin galiba benden boşanırdın yani. Tepemi attırırsam yine boşanırım hayatım. Bu voleybol işi de sakat üstler. Ah. Tabii. O zaman kızı voleyboldan da al. Alayım, niye almayayım? Heh, pataklayayım mı seni? Niye pataklıyorsun? Pataklarım. Pataklarsın. Evet. Eyvah, o ben. Baba lan. Görmesin böyle. Televizyonu kapat, televizyonu. Ne var? Müsait misiniz? Gibiyiz, ne oldu? Oyalıyor musun lan beni? Benim? Yok bir şey. Kızım ne dediğini anlamıyorum, gel içeride söylesene. Şunu baştan söylesene kardeşim. Ne oldu lan? Hani küstün sen benimle? Gene küsüm. Sadece bir şey söylemeye geldim. Ne söyleyecek misin? Kızmak yok ama. Yok söyle de söyleyeceğin şeye bağla şimdi gece. Tamam. Ben voleybol takımında oynamak istemiyorum. Sebep? İşte istemiyorum. Madem öyle diyorsun girme kızım tabii yani. Senin bileceğin bir iş bu. Sonuçta sen seçeceksin bunu. Yani zorla da spor olmaz değil mi Meveş? Ciddi misin babacığım? Vallahi diyorum bak. Heyt be koçum babam benim. Yavrum kızım benim bir tanem. Bizim evimizde demokrasi var. İsteyen istediği mesleği yapabilir yani. Sen karate yap karate. Bak fiziğinde ve kültüründe de var. Bakayım sana böyle. Çok dikkat çekersin sen. Jackie Chan'sin sen. Değil mi? Tabii. İyice ustalaşmış bu alçak herif. Helal olsun. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.